Merhabalar sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şişte patlıcan kebabı nasıl yapılır, köfteli bunun tarifini vereceğim inşallah. Buyurun başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. 5 adet patlıcanımızın kabuklarını alacalı soyalım. Kabuklarını soyduğumuz patlıcanları suya bırakalım kararma yapmasın. Parmak kalınlığından biraz daha kalınca doğrayalım. Yine doğradığımız patlıcanları suya koyalım ki kararma yapmasın. Üzerine bir miktar tuz atıp üzerine bir tabak kapatıp acı suyunun çıkmasını bekleyelim. 1 kilo çok az yağlı kıymamız var. Yarım su bardağı galeta unu. 1 tatlı kaşığı acı pul biber. 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 adet yumurta. Yumurtayı istemiyorsanız eklemeyebilirsiniz. Sevmiyorsanız. 2 diş sarımsak, 1 adet büyük kuru soğan. Soğan küçükse büyük orta boy 2 soğan kullanabilirsiniz. Benim soğanım büyük olduğu için 1 adet kullanıyorum. Rendenin küçük gözüyle rendeleyelim. Soğanın çıkan suyunu sıkmadan süzdürdüm sadece. Gerisini ekledim. Güzelce 5-6 dakika yoğuralım. Kanalımda mutfağa dair birçok video var arkadaşlar. Bakmanızı, yapmanızı tavsiye ediyorum. Tam tutan tariflerdir. Cevizden biraz büyükçe bezeler alıp elimizde yuvarlak yapıp kenarlarını biraz kalınlaştırırsak daha güzel olur. Patlıcanla birlikte şişte daha güzel durur. Köfteli patlıcan şiş kebap çok güzel, çok lezzetli oluyor. Kesinlikle de yapmanızı tavsiye ediyorum. Patlıcanları sudan çıkaralım. Sudan çıkarınca bir iki defa yine musluğun önünde yıkayalım. Bezin üzerine döküp güzel suyunu arındıralım. Kızarırken sıçrama yapmasın. Patlıcanları kızartmaya bir miktar yağla birlikte kızartalım. Az tuz attım. Patlıcan tuzlu kızardığı zaman daha lezzetli oluyor. Yüzü pembeleşen patlıcanları döndürelim. Belki biraz pembeyi geçmiş tabi. Diğer tarafını biraz az kızarttım. Aynı yağda köfteleri de kızartalım. Köftelerin de yine alt üst böyle sadece çiğliği gitsin. Çok aşırı kızartmayalım. Köfteyi bu şekilde kızartıp direkt tüketebilirsiniz. Bir patlıcan bir köfte olacak şekilde şişlere takalım. Başına da bir adet domates ekledim. Bu şekilde hepsini bitirelim. Aralarına isterseniz soğan da ekleyebilirsiniz. Soğanla da lezzetli oluyor.
Hepsini taktım, bitti. Bakar mısınız görseli? Şimdiden çok güzel oldu. Domatesleri, biberleri böyle kenarlarına ekleyelim. Yemek kaşığı kadar sıvı yağı tavaya aldım. 1 yemek kaşığı domates salçasını güzelce kavuralım. 1 çay kaşığı kadar acı biber, 1 çay kaşığı kadar tuz, 1 su bardağı suyla birlikte 1 taşım kaynatalım. Sosu üzerine patlıcan kebabını dökelim. Tüm detaylarını ayrıntılı bir şekilde gösterdim arkadaşlar. Kesinlikle de yapmanızı tavsiye ediyorum. 180 derecede pişirelim. 180 derecede 45-50 dakika arasında pişti. Çok güzel oldu. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Servis tabağına da alayım. Allah ağız tadıyla yemeği nasip etsin inşallah. Yapacak olanlara da ağız tadıyla yemeği nasip etsin inşallah. Biberler de çok güzel olmuş. Yanında ister pirinç pilavı, ister bulgur pilavı, önünde mercimek çorbası ile pilavsız da tüketebilirsiniz. Çok lezzetli oldu. Kesinlikle de yapmanızı tavsiye ediyorum. Bakar mısınız? Şöyle biraz daha yaklaştırayım kameranın önüne. Enfes oldu, nefis oldu. Nefis bir yemek tarifi. Çok güzel fırın yemeği, çok güzel ana yemek. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Şöyle şişi yakından göstereyim. Yapacak olanlara afiyet, şifa olsun. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.